Esselamu Aleyküm Sayın takipçilerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerinde olsun inşallah. Bugün sizlere güzel bir tarif yapacağım. Biliyorsunuz dün sizlere tatlı yapmıştım hazır yufkadan. Bugün de böreğini yapacağım. Çok kolay ve basit. Kolay bir tarif arayanlar için ideal bir tarif. Şöyle burada hazır yufkamla dün artanını güzelce paketleyip hava almaması için kapattım. Onu sizlerle beraber paylaşacağım ve bugün sizlere güzel bir börek yapacağız inşallah. Yufka açamayanlar için çok güzel bir tarif. Şimdi burada yufkalarım. Burada da bir çay bardağı tereyağım var. Bunu boşaltıyorum bu şekilde. Bir çay bardağı da süt ekledim böyle. Ve bunu güzelce karıştırıyorum. Ve sosumu hazırlıyorum bu şekilde. Ama siz isterseniz sulu yağ, isterseniz zeytinyağı, istediğiniz yağı kullanabilirsiniz. Ben burada da 300 gram peynirim var. Biraz Hatay peyniri, biraz kaşar, biraz da kalıp peynir kullandım. Bunu rendeledim, hazır ettim. Yufkalarımı bir kenara alıyorum. Ve kurumalısı için üzerini kapatacağım. Sadece kullanacağım yufkaları alıp diğer yufkalarımı kapatacağım üstünü. Biliyorsunuz hazır yufka çok hassas bir yufka. Hemen çabuk kuruyor. Şöyle bu şekilde. Böyle sosundan bir kaşık alıyorum. Ve yufkanın her tarafına fırçayla süreceğim. Ama çok sos kullanmamak şartıyla. Şöyle yarım yemek kaşığı. Yani bir tatlı kaşığı kadar yeter. Bir tane daha koyuyorum. Bu şekilde. Bunun üzerine de yine bir tatlı kaşığı kadar yağ sürüyorum, döküyorum ve fırçayla bu şekilde her tarafına sürüyorum. Ve harcımdan alıp yufkamın üzerine bu şekilde yerleştiriyorum. Ve yufkalarımı sıkı olmayacak şekilde şöyle kapatıyorum. Ve tepsimi alıp içerisine diziyorum. Bu şekilde. Tekrar yufkamı alıyorum. Ve sos karışımından alıp bezenin her tarafına şöyle bir tatlı kaşığı ya da bir yemek kaşığı kadar yeterli. Tekrar peynirimden alıp yufkamın üzerine bu şekilde koyuyorum ve üzerine bu şekilde sıkı olmamak şartıyla kapatıyorum. Ama yufkalarımızı mutlaka üzerine bezden örtelim kurumaması için. Peynirini isterseniz az, isterseniz çok, o isteğe bağlı. İstediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Şimdi böreğimiz hazır bu şekilde. Şimdi sayın takipçilerim böreğimi kesiyorum. Önce ortadan keseceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Tekrar ortadan kesiyorum.
Tekrar ortadan kesiyorum. Bu şekilde. Şimdi sayın takipçilerim burada 3 yemek kaşığı tereyağım var. Sadece tereyağı üzerine süreceğim. Bu arada fırınımı 180 dereceye açtım ısınması için. Şimdi böreğimiz hazır. Bu şekilde. Şimdi böreğimi ısıtılmış 180 derece fırına pişmeye veriyorum. Şimdi böreğimiz fırından çıktı. Nar gibi kızardı. Şimdi 5 dakika bekleteceğim ılımasını. Böreğimiz karşınızda. Maşallah, berekallah. Çok güzel oldu. Mutlaka bu tarifi yapın, deneyin ve bu lezzeti tadın. Şöyle böreğimiz çıtır çıtır gerçekten. Maşallah, berekallah. Böreğe diyecek laf yok gerçekten. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir tane alıyorum ve test ediyorum. Yufka açamayanlar için güzel bir alternatif. Mutlaka bu tarifi yapın, deneyin ve börekten mahrum kalmayın diyorum. Yiyenlere afiyet olsun. Bana abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarımdan haberdar olabilmek için bildirim ziline basmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.